Kanserde cerrahi tedavi öncelikle kanserli doku ve çevresinde de bir miktar güvenlik sınırı oluşturabilmek için sağlıklı dokuyu çıkarmak demektir. Gırtlak kanserinde böyle olunca gırtlak kanserinde 3 ana bölümden biz söz ederiz. Üst gırtlak yani ses tellerinin üzerinde yer alan kısım, ses tellerinin bulunduğu gırtlak ve ses tellerinin altındaki gırtlak. Bu 3 bölümden hangi bölümde hastalığın olduğu cerrahi tedavi planını belirleyecektir. Çünkü doğal direnç sınırları vardır. Biz bunları bilir ve bu direnç sınırlarından yararlanarak cerrahimizi biraz daha sınırlı tutabiliriz. Ama bu direnç sınırlarının kırıldığını bildiğimiz durumlarda da sınırlarımızı çok daha geniş tutmamız gerekir. Cerrahi tedavi, gırtlağın bir kısmının alınması veya tamamının alınması şeklindedir. Gırtlağın bir kısmının alınması, eğer hastalık gırtlağın daha üst boğaza yakın, ağza yakın kısımlarında ise ağızdan da yapılan bir cerrahidir. Yani o bölgeyi çıkarırız. Biraz önce bahsettiğim gibi temiz cerrahi sınırlarla yani sağlıklı dokudan geçtiğimizden emin olarak çıkarırız. O anda geride kalan dokulardan alacağımız örneklerde patoloji uzmanı tarafından bize hastalık kalmadığı belirtildikten sonra cerrahimize son verebiliriz. Bu cerrahi boyundan yapılan açık bir cerrahi şeklinde de olabilir. Yine kısmi yani gırttan bir kısmının çıkarılması şeklinde bir cerrahi de mümkündür. Yine de belirttiğim gibi sınırlarımız elverişli ise. Bu durumda hastanın bir süre için boğazında bir nefes borusuna bir kanül dediğimiz bir boruyla yaşaması, burnundan sondayla beslenmesi gerekecektir. Genellikle 1 ila 2 hafta arasında bunlardan kurtulabilmesi, yara iyileşme hızına bağlı olarak da evine dönmesi mümkün olabilecektir. Gırtlağın tamamen alınması halinde ise boyunun ön, orta, alt kısımlarına bir delik açılacak ve artık nefes almasını oradan gerçekleştirecektir. Duruma göre hastamıza aynı anda konuşmasını sağlayacak bir kateter protez koyabilir veya bunu daha sonra yapmayı da tercih edebiliriz. Özetle gırtlak kanseri cerrahi tedavisi gırttan bir kısmının veya tamamının çıkarılması demektir.